Selamlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Öncelikle biliyorum saçımı biraz fazla kısaltmışım. Bunu yorumlarda konuşuruz. Bugün çakmaklık girişli ve taşınabilir 7 inç multimedya ekran inceleyeceğiz. Öncelikle bu ürünü aldığım süreçten biraz bahsetmek istiyorum. Ürünü Çin'den getirdim. Türkiye'deki muadillerine göre neredeyse yarı yarıya uygundu diyebilirim. En az %30 daha uygun aldık. Biraz sürdü çünkü araya resmi tatil falan girdi. Yaklaşık 15 günde elimiz doldu. Bence Çin'den gelen bir ürün için gayet makul bir süre. Hatta araya böyle resmi tatil falan, bayram tatil falan girmeseydi muhtemelen 7-8 günde elimizde olmuş olacaktı. Neyse, bu detayları verdikten sonra şöyle bir kutu açılışıyla başlayalım. Çin'den geldiği için herhangi bir kırık çırık var mı diye ben önce bir kontrol ettim ama hiçbir şeyi açmadım tabii, sizle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle ürünün en güzel özelliklerinden birisi kumandalı olması. Yani bu ürünü televizyon gibi takıyorsunuz, kumandadan televizyon gibi kontrol edebiliyorsunuz. Ve çakmaklık girişini burada görüyorsunuz. Ve tabii ki kullanma kılavuzunu burada görüyorsunuz. 12 voltluk çakmaklık girişiyle çalışıyor. Hemen bir diğer ürünün önemli bileşenlerinden birisi kamera. Evet, kamera, yanlış duymadınız. Bu ne kamerası diye soracak olursanız arkadaşlar, bu geri görüş kamerası. Aracın arkasına bunu takıyorsunuz ve artık bir geri görüş kameranız olmuş oluyor. Park ederken arkanızı daha rahat görmenizi sağlayan bir ürün diyebilirim. Tabii ki bunu otoelektrikçinden anlayanlar yapabilir. Çok zor değil montajı ama onun dışında bir elektrikçiyle çalışmanızı tavsiye ederim eğer çok bu işlerle aranız yoksa. Sonrasında gördüğünüz gibi paketleme gayet güzel. Şöyle yumuşak şeylerle kaplamışlar. Ürünümüzün ana ekranıyla karşı karşıyayız. Üzerinde bir jelatin var. Bunu çıkarmayacağım şimdilik ve gördüğünüz gibi 7 inçlik güzel, tam benim buraya uyan bir ekran var. Ben şuraya göre aldım. Bunun 10 inç olan modelleri de var. Siz de kendi arabanıza göre uydurup alabilirsiniz. Ben tam kendi arabama göre aldım. Öncelikle arkasında bir hoparlör var. Ondan bahsedeyim. Sonra aparatları takacağınız bir bölüm var. USB girişi, SD kart girişi, DC şarj girişi. Daha doğrusu DC güç girişi diyelim, şarjlı değil. Ve işte AUX girişi gibi burada girişleri mevcut. Şimdi hemen kutunun son içeriğiyle devam edelim. Şu kutuyu şöyle kenara koyuyorum. Son içerikte ise bunu buraya yapıştırabileceğiniz, yani buraya derken cama koyabilirsiniz, şuraya koyabilirsiniz. Ben şuraya uygun gördüm. Ama siz de aracınızın uygunluğuna göre bunu farklı noktalara yapıştırıp kullanabilirsiniz. Ben şimdilik şurayı düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanda cama da alırım. Bir engel olacağını düşünmüyorum. Çünkü buraya tam uyuyor. Bakın, buraya tam 7 inçlik. Neredeyse kendi orijinal ekranı gibi duracak yani burada. O bakımdan aracınızla uyumlu olanı tercih etmeniz daha iyi olur. Şimdi hemen şu aparatı bağlama ile ekrana bağlamayla başlayalım ve ürünü çakmaklığa bağlayıp çalıştıralım. Ben de sizler kadar heyecanlıyım bu ürünü. Çünkü çok bekledim, 15 güne yakın. Öncelikle şu aparatını arkasına takıyorsun. Ay, uzamalı falan ha. Bak. Arkadaşlar, buradan ayarlayabiliyorsunuz. Biz bunu nasıl rahat kullanırız diye bakıyorum şimdi. Ona göre ayarlayacağım. Çok yukarıda olmasın. Şurayı da bir sıkayım. Hatta biraz daha geriye mi olsun? Ah, hemen yapıştı. Şöyle en geriye alıp kullanalım biz bunu. Şöyle iyi, değil mi? Evet. Bence gayet iyi durdu. Bence bir de bu şöyle çevrilebiliyor zaten sağa sola. Sen bununla yolda bazen film izleyebilirsin. USB girişini bağlarız. Tabii, tam uzun yolculukta o zaman. Aynen. Şoföre tavsiye etmem ama yanındaki eğlenebilir. Film izleyebilir, müzik dinleyebilir. Şimdi arkadaşlar, aracımın çakmaklık girişine kablosunu takacağım. Ve sizlerle birlikte Android Auto özelliğini deneyeceğiz. Şu an yanımda iPhone telefon yok ama şey özelliği de var. Apple CarPlay özelliği de var. Onu söyleyebilirim. Talep gelirse yorumlarda Apple telefonla da incelerim ama zaten anlatacak bir şey yok. CarPlay hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bunu DC girişine taktım.
Bu arada kablo uzunluğu da yeterli ya. Baksana. Bayağı Bunu çakmaklıktan şuraya kadar uzatacaksın yani, her yere yetişir. Bir metre falan var yaklaşık. Neyse, DC girişini taktım. Ve elektriğimi arabaya veriyorum. Evet. Evet, gördüğünüz gibi ilk bahsedeceğim özellik FM transmitter özelliği var. Yani ne demek? Bunu AUX'la da siz aracınızın hoparlörüne bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda FM transmitter özelliğiyle de direkt kablosuz şekilde buradan aldığınız sesi aracınıza aktarabilirsiniz. Şimdi dokunmatiğiyle şöyle gidelim. Bu arada dokunmatiği beklediğimden iyi. Burada ayarlar var tabii işte falan filan. Şimdi ben ilk test edeceğim şey ne? Tabii ki hemen bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğim. Telefonumdan Bluetooth'umu açıyorum. Buradan da phone link özelliğine tıklayıp, gördüğünüz gibi Android Auto özelliğim var. Android Auto özelliğini seçiyorum. Aynen, SVL'ymiş. Bakın arkadaşlar, hoş burada benim. şifrede yazıyor. 0000. Tamam. Buradan ismini de değiştirebiliyorsunuz, şifresini falan. Gördüğünüz gibi telefonum bağlandı. İzin ver diyorum. Her şeyime, erişimine izin verdim. Hemen Android Auto'ya da. Gördüğünüz gibi Android Auto'ya algıladı. Bu arada dokunmatiği harbiden beklediğimden iyi yani. Normal bir telefon dokunmatiği gibi direkt algılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, olay budur. Buraya hemen benim mükemmel şarkılarım geldi. Tabii şu anda aracın şeyi bağlı değil. Aracın hoparlörüne bağlamadım. Kendi üzerindeki hoparlörden ses geliyor. Vallahi ben bayağı sevdim ya, bakın. Gördüğünüz gibi buradan hemen tıklamayı yapıp telefonumdaki Google'daki konumları görebilirim. Buradan mesela işte evimi seçebilirim. Tabi buraları blurlayacağız, evimizin konumu görünüyor. Buradan mesela evimi seçebilirim. Direkt buradan takip edebilirim. Bence gayet iyi ya. Beklediğimden iyi bir cihaz. Parasını hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Türkiye'de bunu 4.000 liraya falan satıyorlar şu an. Bizim yurt dışından bize gelmesi 2.000 lirayı buldu her şeyle birlikte. Gümrük, kargo, vergi. Bence gayet iyi yani. Aramayı denesene bir. Ürünün kendi fiyatı 800-900 lira falan yani. Geri kalan her şey, üzerine binen vergiler vesaire, o tarz ürünler. Şey, o tarz ücretler. FM transmitter'a bağlayıp bir de hoparlöre bağlarım. Bir de haritayı açar. Şöyle bir gezerken video çekeriz akşam size. Akşam görüntüsünü de almış oluruz. Hem bu arada burada güneşi engelleyecek bir gölgeliği var kendi üzerinde zaten. Ama akşam ışığında da gayet yeterli, kullanılabilir. Bu arada dokunmatiği beklediğimden kaliteli. Benim için en önemli olan oydu. Mesela bakın şöyle. Yolda giderken zorlanmazsınız yani. Şöyle direkt tıklayıp devam edebilirsiniz. Dediğim gibi biraz da kullanım esnasında giderken navigasyonun hızını vesaire size gösteririm. O sırada tabii FM transmitter'la bağlarım. Müzikleri de tekrar test etmiş oluruz. Ürün genel olarak benden 10 üzerinden 9 aldı ya. En çok merak edilen ve sorulacak sorulardan bir tanesiyle devam ediyorum. Ayarlara girdim ve Türkçe dil desteğinin olduğunu gördüm. Bu beni sevindirdi. Gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği var. İşte saat ayarlayabiliyorsunuz, zaman ayarlayabiliyorsunuz. Doğru mu gösteriyor şu an? Evet, doğru 18.50. gösteriyor. Direkt çekiyor demek ki, yani şeyden telefonu bağladığımızda veriyi direkt çekiyor. Masaüstü arka plan ayarlayabiliyorsunuz böyle. Genelde siyah ve gri tarzı şeyler var. Şöyle kulaklıklı bir şey var mesela. Onu yapayım şimdilik. Ekran ayarlarına geliyorsunuz. Bakın parlaklık henüz %50'de olmasına rağmen gayet iyi gösteriyor. Burada kontrast, parlaklık vesaire, o tarz ayarları yapabiliyorsunuz. Gayet iyi bu arada ekran ayarları. Sıfırlayabiliyorsunuz. Kontrastı biraz fazla açtım. Şöyle kısayım. Ses ayarlarını yapabiliyorsunuz buradan. Kendinize göre seçebiliyorsunuz. Dokunmatiği de gördüğünüz gibi gayet iyi. Fabrika ayarlarını çevirebiliyorsunuz. Temel ayarlara geldiğinizde işte güç amplifikasyonu değiştirmesi, döndürme, ekran döndürme, sürücü yasak videosu, ne demek bilmiyorum. Muhtemelen şeyden bahsediyor yani, hareket esnasında video oynatma özelliğiyle alakalı olabilir. İşte dokunma kalibresi vesaire, bu tarz ayarları var. Ana ekranımıza geldiğimizde, gördüğünüz gibi buradan hemen phone link deyip telefonunuza geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan telefondaki ekranı görebiliyorsunuz. Şuradan çık deyip kendi ayarlarına gelebiliyorsunuz. İşte
uygulamaları var. Takvimi, SD kartı, Bluetooth müziği, aynı zamanda USB girişi var. Genel olarak böyle ama bu en çok kullanacağınız özellik tabii ki Android Auto veya Apple CarPlay'de olacak. O yüzden bu cihaz bence her türlü işinizi görür. Ve şu anda ben kendi aracım için yerleşik bir multimedya fiyatı aldığımda 7000 liradan 6000 liradan aşağı fiyat bulamadım. Bu cihaz neredeyse 3'te 1 fiyatına geldi. Dolayısıyla en azından araç değiştirirsem veya işte çevremdeki arkadaşlarıma verebilirim gibi taşınabilir. Her araçta kullanılabilir. Çakmaklık girişi olan her araçta kullanabileceğiniz bence kullanışlı bir cihaz. DFM transmitter'ı bağlamayı göstereceğim. Öncelikle boş bir frekans buluyorsunuz şuradan. Boş olduğunu nasıl anlarsınız? Herhangi bir ses gelmiyorsa ve herhangi bir şekilde o frekansa geçtiğinizde bir müzik falan, radyo yoksa boş bir frekanstır. Bu ilk şehirden şehire değişebilir. Ben mesela 100.4'ü buldum. Sonra buradan FM transmitter'a geliyorum. Ve bakın başka yere ayarlıyken zaten radyodan şöyle ses geliyor. Ama 100.4'e geldiğim anda şöyle yavaş yavaş geçeyim. Bakın. 100.4'te FM transmitter'ımı ayarladım. Dolayısıyla artık buradaki sesi direkt aracımın hoparlöründen alabileceğim. Hemen bunu size şöyle de gösterebilirim. Hemen telefondaki müziği hoparlörüme aktarıyorum ve gördüğünüz gibi böyle. Hem kendi üzerinden de ses alabiliyorsunuz. Ben bunu şimdilik kapatmadım. Şuradan bir müzik listenizden direkt çalabiliyorsunuz. Spotify'a bağlanabiliyorsunuz. Haritanız var. Telefonunuz var. Sesli aramanız var. Her şeyiniz var. Daha ne olsun yani. Sesli aramayı da bir deneyeceğim. Bana müzik çal. YouTube'dan bir şeyler çalıyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Sesli. Neden hep ilginç? İlginç değil ya. İlahi başlığı. Gördüğünüz gibi. Benim son dinlediğim şeyler ilahiymiş, onlar çıkıyor. Siz de artık ne çıkar bilemiyorum. Herkesin kendi keyfi. Gördüğünüz gibi buradan sesli aramadan da müzik çal. İşte haritayı aç, beni eve götür gibi. Normal Android telefonunuzun Google Asistan'dan yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Neyse, hadi bir yola çıkalım, orada da görelim. Sonra da videomuzu bitirelim. Görüşmek üzere. Şimdi de ne yapıyoruz? Şimdi testlere geçiyoruz arkadaşlar. Test derken hepinizin de merak edeceğini düşündüğüm birkaç soru var aklımda. Öncelikle cihazımız kapalı. Arabamıza bindik, kontağı çalıştırdık. Ekranı kaç saniyede açılıyor? Kaç saniyede kullanıma hazır hale geliyor? Ve Bluetooth'a direkt bağlanıyor mu yoksa uğraştırıyor mu, bekletiyor mu bizi, ona bakacağız. Şimdi arkayı çevirelim. Gördüğünüz gibi Bluetooth'um açık. Telefonumu cebime koyuyorum. Bluetooth'um açık şekilde arabaya bindiğimizi farz edelim. Ve kontağımı çevirdim. Ekranın açılma süresi yaklaşık 3 saniye. Ve Bluetooth'a bağlanma süresi de yaklaşık 5 saniye. Direkt bağlandı. Şöyle kendimize doğru çevirelim biraz da. Yani dediğim gibi 5 saniyede bağlanıyor. 3 saniyede de kullanım hazır hale geliyor. Bu yönden de gayet hızlı özellikler sunduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi ekranın açılması 3-4 saniye sürüyor. Bluetooth'a bağlanması da 5-6 saniyeleri buluyor diyebilirim. Yani konfor olarak size şunu söyleyebilirim. Benim şu anda bunu test ettiğim araç 2008 model bir araç. Ama şu ekranla falan ve güzelce oraya da uyması sebebiyle de araç bir anda 2016-2017 model oluyor. Multimedyası olan bir araba haline geliyor. Şimdi de yola doğru çıkıyoruz ve size bir yandan araç ilerlerken buradaki hızı nasıl? Herhangi bir takılma oluyor mu? Navigasyonda bir sıkıntı yaşar mısınız? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi navigasyonumuz gerçek zamanlı olarak bizi götürüyor ve herhangi bir takılma gibi bir şey söz konusu değil. Bunu söyleyebilirim. Hatta şöyle yolu da çekeyim. Bir yandan da navigasyonunuzu görün diye yakın tutuyorum ama bir sıkıntı olmadan ilerleyebiliyorsunuz. Bu esnada tabii bir de şuradan müzik açalım. (Gülüyor)
Şimdi FM transmitter'a bağlı olması nedeniyle acaba dedim ki seste bozulma olur mu, cızırtı olur mu, o konularda da sıkıntı yok. Bakın sesi fulliyorum. Bakın bir yandan çağrı geldi, onu açıyorum mesela. Alo. Alo. Merhaba. Yani uzaktan konuştuğum için olabilir. Ses nasıl, hem de bu esnada test etmiş oluyoruz seninle. Eve gidince haber ver. Tamam canım, bay bay. Bay. Evet, buradan telefonla da görüşebiliyorsunuz. Bir yandan müzik de açabiliyorsunuz. Yani bence aracın kullanma keyfini ikiye katlıyor diyebilirim. Çünkü multimedyası olmayan bir araçta müzik dinlemek, telefonla görüşmek vesaire, süreklerinizde telefonla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bakın böyle sesli uyarılar da yapıyor. Bir yandan müziğinizi açıyorsunuz, bir yandan harita, bir yandan telefon görüşmesi gelirken onu açabiliyorsunuz. Ama telefonda şunu söyleyebilirim, az önce de fark ettiğiniz üzere biraz bağırarak konuşmanız gerekiyor. Çünkü ekrandan uzakta kaldığınız için ve herhangi bir ekstra da mikrofon takmadığımız için şu yukarılara vesaire, biraz bağırarak konuşmanız gerekiyor. Sola dönün. Şunu sesini de bir kısayım şimdilik. Yani genel olarak bunlar arkadaşlar. Ve size göstereceğim bir diğer güzel özellik arkadaşlar. Mesela sürüş esnasında mesaj geldi diyelim. Bunu bildirim olarak da düşüyor. Şöyle sağda bildirim penceresinde de görebiliyorsunuz ve bunu mesajı yüksek sesle oku diyorsunuz. Ve gelen mesajları sesli merhaba, olarak okuyor. Merhaba Enes, ben mektup arkadaşın Medine, umarım iyisindir. Seni Dubai'de bulunan evime davet etmek isterim. Büyük bir açılışımız olacak. Sen de gelirsen çok sevinirim. Hey. Yarız gibi şöyle şaka amaçlı bir mesaj attı kardeşim bana. Ve bunu sesli olarak okutup cevaplayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada benim dediğim şeyleri algılıyor vesaire. O bakımdan da güzel. Yani yolda dikkatiniz dağılmıyor. Gelen mesajları okuyabiliyorsunuz. Şunu şimdilik kapatalım. Gelen mesajları okuyorsunuz. Ve gelen mesajlara sesli cevaplar veriyorsunuz falan. Yani bu özelliğini de gayet sevdim. Arkadaşlar son görüntü bu şekilde. Vallahi dedim ki cihaz alınır. Bu fiyatlar alınır. TR fiyatlarına bir şey diyemem ama en kötü multimedya olmuş şu an. 7-8 lira bandında. Yurt dışından her şey dahil, kargosudur, vergisidir, gümrüğüdür, 2000 liraya taş gibi cihaz kullanılır. Tavsiye ederim. Tabii ki fiyat ne olur, bu videolar arttıkça, ürünün kullanımı arttıkça şişirilir mi yoksa daha da mı düşer, onu bilemeyeceğim ama görüntü şu şekilde. Gördüğünüz gibi ön konsolun görünüşünü tamamen değiştiriyor. Araba kullanma keyfinizi net ikiye katlıyor. 3 de olabilir. Öyle yani. Vallahi genel olarak deneyimlerim bu cihaz hakkında beklediğimden çok iyi. Hiç overrated bir cihaz değil. Benim puanım kişisel olarak 10 üzerinden 9. İşte bir puan nereden kırdın derseniz telefon görüşmesi kalitesi vesaire, onları söyleyebilirim. Zaten cihazın yapabildiği her şeyi sizlerle birlikte bu videoda gördük. Yine de anlatmayı unuttuğum veya sizin merak ettiğiniz ekstra şeyler olabilir. Onlar için de lütfen yorumlar kısmına bana yazın. Çünkü yorumlarınızı tek tek okuyorum. Ve lütfen bu videoyu izleyen sizler de tek tek abone olursanız sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.